Şimdi artık parametrik ve özür diliyorum, nonparametrik test ayrımını yapabiliyoruz. Ya da yapmamız için bakmam gereken 3 temel kriterin ne olduğunu artık öğrenmiş durumdayım. Bakmam gereken temel kriterler metrik ölçek, tesadüfi örneklem ve normal dağılım şartları. Bunlar üçü bir arada gerçekleşmişse, üçü de aynı anda ortaya çıkmışsa çok rahat bir şekilde parametrik testleri yapabiliyorum. Bunlardan biri veya hiçbiri yerine getirilmemişse bu durumda da ben nonparametrik testleri kullanıyorum. İlk sizle paylaşacağımız nonparametrik testimiz ki kare testi arkadaşlar. Ki kare testi simgesel olarak x kare şeklinde gösterilecek arkadaşlar. X kare şeklinde gösterilecek. Bu gösterim şekli burada herhangi bir şekilde bunu kök dışına çıkartıp bir x değeri bulacağız anlamı yok. Burada ki kare testi dediğimiz testin matematiksel olarak, istatistiksel olarak, gösterim şekli olarak karşımıza çıkıyor ki kare testi. Peki bu test ne amaçla kullanılır? Testin kullanım amacı 3'e ayrılmış durumda. 3 farklı amaca hizmet eden bir test. Birinci olarak, ki biz daha çok bunun üzerinde sizlerle duracağız, farklılık ya da karşılaştırma yapmamıza imkan tanıyan bir test. Farklılık karşılaştırma dediğimde matematiksel olarak ben bunu nasıl gösterebiliyordum? Hatırlayan var mı diye sorsam, birçoğunuzun biraz evvel anlatılan, eğer videoları düzgün izlediyse, söyleyeceği şey mü farklıdır, mü sıfır ya da pi farklıdır, pi sıfır şeklinde, eşitsizlik şeklinde alternatif hipotezin kurulması gerektiğini ifade etmiş oluyorum. Bu ki karenin ilk amacı. İkinci amaç ilişki ortaya koymak arkadaşlar. Ki kare testi bize ilişkiyle ilgili de bilgi verecek. Peki bu ilişki daha ilerleyen aşamalarda parametrik testler içerisinde konuşacağımız korelasyondaki ilişkiyle aynı mıdır? Bu kesinlikle aynı değildir arkadaşlar. O yüzden burada ilişki yerine biz kontenjans ifadesini kullanacağız. Kontenjans ifadesini kullanacağız ve C simgesiyle bu ilişkiyi ifade edeceğiz. Korelasyon bize ilişkinin pozitif ve negatif yönlerini gösterme imkanına sahipken, buradaki kare testindeki ilişki bize sadece ilişkinin pozitif yönleriyle, yani sıfırla bir arasında bir değer alarak bize durumu ifade edecek. Ve ki kare testinin üçüncü temel amacı nedir diye baktığımızda, ki kare testimizin üçüncü amacı arkadaşlar durum iyiliğidir. Ne demek durum iyiliği? Elimizdeki dağılımın yapısı hakkında bize bilgi verir. Genellikle bu durum iyiliğini ortaya koyabilmek için Kolmogorov-Smirnov adını verdiğimiz bir testimiz var. O Kolmogorov-Smirnov testi normaliteyi gösteren bir testtir. Dağılımın normal olup olmadığı ile ilgili bilgi verir. Ve ki kare testi de o Kolmogorov-Smirnov adını verdiğimiz testin doğrulayıcısı olarak kullanılır. Ve aynı sonuçları veriyorsa, benzer sonuçlar ortaya çıkıyorsa, böylece biz elimizdeki dağılımın normal ya da normal olmadığı bilgisini paylaşmış oluruz. Dediğim gibi ki kare testini bu üç farklı amacı yerine getirebilmek için çok rahat yapabileceğimiz bir test. Ki kare testinin aşamalarından bahsedeceğim. Ki kare testi ile ilgili konuşacağımız ilk aşamamız, hatırlarsanız hipotez testlerinde ilk aşamasıydı, hipotezin kurulması. Ki kare testini yapabilmem için arkadaşlar benim çapraz tablo oluşturmam gerekiyor. Bir çapraz tablo deyince de aklımıza hemen iki tane boyut gelecektir. İki farklı durumu karşılaştırabilme imkanım var. Oluşturacağım çapraz tablolarla. İkiden fazla durumu karşılaştırabilme şansım yok. İkili yapıyı karşılaştırırken kullanacağım. Bunların bağımlı bağımsız olmasının ya da bunların birbiri arasında herhangi farklı bir ilişkinin olması gerekmiyor. Ben çapraz tablo oluşturabildiğim bütün yapıları ki kare testiyle karşılaştırma ya da farklılık araştırma şansına sahibim. Hipotezimi kurarken A ve B arasında farklılık vardır şeklinde kurgulayacağım hipotezimi. A
ve B arasında farklılık vardır. Burada A ile faraza konuşuyorum. Demografik özelliklerden herhangi birini kastediyor olabilirim. İşte cinsiyeti kastetmiş olabilirim. B için de medeni durumu ifade edebilirim. Yine ikisi de demografik özellikler. Cinsiyet ve medeni durum arasında farklılık vardır. Bu benim alternatif hipotezim. Sıfır hipotezim ne olacak? Yine geçmiş derslerimizde hatırlarsanız özellikle altını kalın kalın çiziyorum diyerek ifade etmiştim. H0 hipotezinin tam tersidir. Sıfır hipotezlerimiz. Ve H0 hipotezleri negatif olumsuzluğu ifade ederken alternatif hipotezlerde demiştik ki çoğunlukla altını çizerek söyledik. Olumluluğu ifade. Şu an A ve B arasında farklılık vardır dediğim göre H0 hipotezim ne olacak? A ve B arasında farklılık yoktur şeklinde kurgulanması gereken hipotez. Neden biz sıfır hipotezini yazmadık, alternatif hipotezi yazdık? Çünkü alternatif hipotez bizim ortaya attığımız iddiayı ifade ediyordu ve dolayısıyla fencilerden, tıpçılardan, beşeri bilimcilerden, bizim farkımız sosyal bilimcilerin farkı da alternatif hipotezin reddi ve kabulü üzerinden biz konuşmayı seviyorduk. O yüzden biz H1 hipotezimizi yazdık, sıfır hipotezini yazmaya bile gerek duymadık. Çünkü biliyoruz ki bunun tam tersi. A ve B arasında yani dedik mi ya işte cinsiyet ve medeni durum arasında farklılık vardır. Kadın ya da erkek olması, işte evli, bekar, dul ya da boşanmış olması üzerinde bir farklılığa yol açar. Bu çok rahat bir şekilde bir çapraz tablo şeklinde dönüştürülebilir ve dönüştürdüğüm bu çapraz tablo üzerinden de çok rahat bir şekilde iki kare testiyle ben bir farklılığı test edebilirim. İkinci aşamamız hatırlarsanız bu birinci aşamamızdı. İkinci aşamamız teste karar verdiğimiz aşama. Teste karar verirken farklılık araştıracağımızı söylüyoruz ve bunlar arasında çapraz tablo kurulup kurulamayacağına baktık. Kurabildiğimizi gördük. İki kare testini yapmaya karar verdik. Peki bu kadar kolay mıdır ya da bu kadar zor bir şey midir? Çapraz tablo yapamayacağıma nasıl karar vereceğim? Arkadaşlar ilerleyen aşamada ne kadar çok test yaparsak, testlerle ne kadar çok haşır neşir olursak bu kararı vermek bizim için o kadar kolay olacaktır. Ama şu aşamada sizlerin buna karar verebilmesi, evet burada kesinlikle iki karede yapılacaktır diyebilmenizi sağlayabilmek için soruyu biz veri seti olarak sizlerle mutlaka paylaşmak zorundayız. Elimizde bir veri olmadan testi yapamayacağımıza göre veri setini sizlerle paylaşırken çapraz tablo olarak eğer veri setini sizle paylaşmışsam siz burada bu farklılığı iki kare testiyle arayacağınızı bileceksiniz. Yani sınav için konuşacak olursak sınavda çok rahat şu çapraz tablo ifadesini gördüğünüzde iki kare testiyle farklılık araştıracağınızı yani birinci aşamayı araştıracağınızı bileceksiniz. Eğer biz bu ilişkinin kontenjans şeklinde olduğunu söylersek yine kurduğumuz hipotezde ilişki yerine kontenjans kelimesini kullanarak hipotezimi kurarsam A ve B arasında kontenjans vardır, ilişki vardır şeklinde kurgularsam zaten kontenjans kelimesini gördüğümde bunun iki kare testiyle karar verilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etmiş olacağım. Peki iki kare testinde iki kare değerini nasıl hesaplayacağım? İki kare değerini hesaplayabilmek için çünkü teste karar verdiğim yerde testi yapmam gerekiyor. İki kare testinde formülümüz arkadaşlar beklenen değer. BIJ eksi gözlenen değer G ile ifade edelim bunu da. GIJ parantez karesi beklenen değer BIJ gözlenen değer GIJ arasındaki farkın karesini beklenen değere bölerek bulacağımız bir değerden bahsediyoruz. BIJ beklenen değer, GIJ gözlem değeri. Biraz sonra bu beklenen ve gözlenen değerlerin neler olduğundan size daha net bir şekilde bahsedeceğim. Gözlenen değer, bu biraz evvel bahsettiğim şu çapraz tablomuz vardı ya. Bu çapraz tablonun içinde zaten bize aktarılmış olan veri setini ifade edecek. BIJ'yi biz hesaplayacağız. Beklenen değeri. Her gözlem değerinin karşılığı olan bir beklenen değer hesaplamam gerekecek ve bu beklenen değeri nasıl hesaplayacağımı biraz sonra sizlerle
açık bir şekilde bir soru üzerinden paylaşmaya çalışacağım. Buradan bir değer ortaya çıkacak. Bu değeri bulduktan sonra yapmam gereken şey üçüncü aşamaya geçiş olacak. Artık ki kare değerimi hesapladım. Ki kare değerini biliyorum. Ki kare değerini bulduktan sonra üçüncü aşama olan kritik değer aşamasına geçeceğim. Kritik değer dediğimde neyi ifade ediyordum hatırlarsanız, bize tablo değerini ya da bizim için H1 hipotezimizi red ve kabul edeceğimiz noktayı gösteren değeri ifade ediyorduk. Yine hemen eğrimi çizeceğim. Ve size şu basit soruyu sorarak bu eğri üzerinde iş yapacağım. Desem ki herhangi bir sayının eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki herhangi bir sayının karesini alsam negatif bir değer üretebilir miyim? Bunun mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ki karede biraz evvel bahsettiğimiz formül hatırlarsanız BIC eksi GIC'nin karesi şeklinde hesaplanmıştı. Dolayısıyla biz daima bir sağ kuyruk testi gibi hareket edeceğiz. Daima bir sağ kuyruk testi gibi hareket etmek zorunda kalacağız. Ve biz bu bölgeye, yani bu bölge ki bizim alfa bölgemiz, bu bölgeye girersek H1 hipotezini kabul edeceğiz. Bu bölge ki bizim 1 eksi alfa bölgemiz, güven aralığı bölgemiz, bu bölgeye girersek daha sıfır hipotezini kabul edeceğimiz bölgeyi ifade edecek. Bunun için benim buradaki kritik değeri, yani tablo değerini bulmam gerekiyor. Ve biraz evvel hatırlarsanız ön bize karar verdiriyordu. Artık kullandığım teste, parametrik ya da nonparametrik teste ve o testin tablosuna göre bu kararları vereceğim. Ve burada ki kare testinde ki karenin kendi tablosu var. Ki kare tablosu. Ki sizinle o bulut üzerinden paylaştığım tablolar PDF dosyamızın içerisinde ki kare tablomuz var arkadaşlar. Oradan çok rahat bir şekilde açıp bakabilirsiniz. Ki kare tablosuna bakabilmek için de bizim iki temel bilgiye ihtiyacımız var. Bir tanesine, ki kare tablosuna bakabilmek için ihtiyacımız olan iki temel bilgiden bir tanesi serbestlik derecesi, bir diğeri alfa bilgisi. Burada satırda bize alfa bilgileri paylaşılacak. %5 için, %10 için, %20 için, %2 için vesaire şeklinde burada bize alfa bilgileri verilecek. Burada ise, satırda ise serbestlik derecesine ait bilgiler bizimle paylaşılacak. Ben şuradan ki kare tablosunu açıp onun üzerinden sizlere yorumlamaya çalışacağım. Serbestlik derecesini nasıl hesaplayacağız? Serbestlik derecesini hesaplayabilmek için de satır eksi 1 serbestlik derecesi için çarpı sütun eksi 1 formülünü kullanacağım. Hatırlarsanız biraz evvel hipotezin test edilmesi aşamasıyla ilgili konuşurken bir çapraz tablomuz olacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla bir çapraz tablomuz varsa satırlar ve sütunlardan oluşması gerekiyor çapraz tablomuzun. Ve bu tablo üzerinden hesaplama yapacağız. Satır sayısı kaç tane ise diyeceğiz ki 4 tane satırımız var. Diyeceğiz ki 3 tane de 4 tane de sütunumuz var. Bunun formülü bu. Serbestlik derecesi formülü. Ve buna bağlı olarak bize burada işte farklı satır ve sütun değerleri üzerinden serbestlik derecesi bilgisi verecek. Ve aksi beyan edilmediği sürece, ki bundan sonra artık anlamlılıkla ilgili ya da güven aralığıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapmayacağım sizlerle. Yapsam bile çok nadir olarak bu bilgiyi sizle paylaşacağım. Sosyal bilimlerde aksi beyan edilmediği sürece, sosyal bilimlerde aksi beyan edilmediği sürece %5 anlamlılık ya da 1 eksi alfa olan %95 güven aralığıyla işler yapacağız arkadaşlar. Ya %5 anlamlılığı kullanacağız ya da %95 güven aralığını kullanacağız. Ki burada alfa bilgilerinin yer aldığını söylemiştik. %5 alfaya bakacağız. Farz edelim bir serbestlik derecesi kullanıldı. 2 satırlı ve 2 sütunlu bir tablomuz vardı. Çapraz tablomuz ve bunun üzerinden hesaplama yapmamız istenmişti. Kritik değeri bulmak için serbestlik derecemiz 2 eksi 1'den
sütun 2-1'den hesapladık. 1 olarak bulduk. Artık serbestlik derecemiz 2'ye 2 bir tablo için, 2 çarpı 2 tablo için yapıyoruz bunu. 1. Aksi beyan edilmediği sürece sosyal bilimlerde %5 anlamlılıkta ya da %95 güven aralığında çalışmam gerektiğini biliyorum. Herhangi bir şekilde bana anlamlılık bilgisi verilmemiş olsun. Herhangi bir şekilde güven aralığı bilgisi verilmemiş olsun. %5 ile çalışacağımı biliyorum. Bu ikisinin kesiştiği noktaya gittiğimde okuyacağım değer burası için kullanacağım kritik değerimi oluşturacak. Ve bu değer arkadaşlar 3,84. Nevşehir'in telefon kodu olduğu için ezbere biliyorum ben. 3,84 bizim için kritik değer olarak ifade edilecek. Artık kritik değerimi de biliyorum. Kritik değerimi de oluşturduktan sonra hesapladığım hatırlarsanız şurada formülünü paylaşmıştık. BIC eksi GIC bölü BIC'ye oranlayarak toplamlarını bularak işlem yapacağımızı söylemiştik. Bulduğumuz değer eğer bu alfa bölgesinin içine giriyorsa ki biraz evvel oran testi yapmıştık hatırlarsanız. Geçen hafta sizlerle Z testi yapmıştık. Ortalama testi yapmıştık. Orada da nasıl yapacağımızı biliyoruz. Artık hesapladığımız değer eğer bu 3,84 tablo değerimden daha büyük bir değer, 4 gibi bir değer, 5 gibi bir değer hesapladıysam bu bölgeye giriyorum demektir. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilecek, A ve B arasında farklılık vardır demiş olacağım. Daha küçük bir değer hesaplarsam 0 bölgesine, H0 hipotezi bölgesine gireceğim. Dolayısıyla dördüncü aşamam olan karar aşamasını oluşturmuş olacağım. Karar aşamasından sonra beşinci aşama yorum aşamasıydı hatırlarsanız. Yorumu yapıp nihayete erdireceğim. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Örneğimizde denmiş ki bize soruyu şuradan ayarlamaya çalışmıştım. Oradan okuyayım size. Bayan televizyon izleyicilerinin öğrenim düzeyleri ve TV programlarını tercih ettikleri türler sorgulanmaktadır. Yani bayanların öğrenim düzeyleriyle tercih ettiği programlar arasında bir farklılık araştırmamız istenen bir yapıdan bahsedilmiş. İki değişkenin birbirinden bağımsız olup olmadığını ortaya koymaya çalışalım. Bu amaçla 200 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinde bir gözlem yapılmış. Ve gözlem sonuçları bakın şurada olduğu gibi bize çapraz tablo halinde verilmiş. Burada öğrenim düzeyimiz var. Burada TV program tercihlerimiz var. Dizi, eğlence, magazin tercih ettikleri programlar, arkasından da burada öğrenim düzeyleri var. İlkokul, ortaokul ve yüksek okul olarak verilmiş. Şimdi elimde kaça kaç bir tablom var? 1, 2, 3 satırlı, 1, 2, 3 sütunlu. 3'e 3 bir tablom var arkadaşlar. Artık 3'e 3 bir tabloyla çalıştığımı biliyorum ve serbestlik derecesini bu 3'e 3 üzerinden biraz sonra nasıl hesaplayacağımı göreceğim. Bunların her biri gözlem değerimi oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bize yapılan o 200 kişi üzerinde bir araştırma yaptığını söylemişti ya, bu 200 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda bulduğu değerlerden bahsedilmiş. 50 kişi, 20, 10. 20, 30, 10, 20, 30, 10 ve 20, 10, 30, 20, 10, 30. Bu rakamların her biri gözlem değeri arkadaşlar. Gözlem değeri. Hatırlarsanız formülümüzde G, I, J olarak ifade edilen notasyonumuz bunlar. Bu gözlem değerleri bize hazır bir şekilde verildi. Bizden bu her bir hücreye ait, her bir gözleme ait birer beklenen değer hesaplamamız isteniyor. Beklenen değer hesaplayacağız şimdi sizlerle. Peki beklenen değeri nasıl hesaplayacağız? Beklenen değeri hesaplayabilmem için arkadaşlar benim satır
ve sütun toplamlarını biliyor olmam gerekiyor. Toplam, buraya da toplam yazmam gerekiyor. Yani benim satır ve sütun toplamlarını bulup beklenen değerleri hesaplayabilmem gerekiyor. Şimdi satırları topluyorum. 50, 20 daha 70, 20 daha 90 kişi burada var. 20, 30 daha 50, 10 daha 60 kişi burada var. 10, 20, 30 daha 50 kişi burada var. Şimdi aynı işlemi sütunlar için yapacağım. 50, 70, 10 daha 80 kişi, 20, 30, 10 daha 60 kişi, 20, 10, 30 daha 60 kişi. Ve şu bölgeye de genel toplam bilgisini yazacağım. Genel toplam. Genel toplam dediğim şey en arkadaşlar. Yani toplam gözlem sayısını ifade ediyor. Ki bize sorunun içinde zaten 200 kişiye gittiğini söyledi. 80, 60, 140, 60 daha 200. Satır ve sütun toplamları mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Yani her ikisinin genel toplamı 200 olmak zorunda. Eğer 200 rakamını bize vermiyorsa şu rakamları toplarken hata yaptığımız anlamına gelecek. 90-60 daha 150, 50 daha 200. Böylece ben satırları ve sütunları toplarken hata yapmadığımı anladım ve benim bunu yapma sebebim de beklenen değeri hesaplamaktı. Beklenen değer, yani ilkokul mezunu dizi izleyen kadınlar için bir beklenen değer hesaplayacağım. Yani bu hücreye ben B1'e 1 diyeceğim. İ ve J ile ifade etmiştik hatırlarsanız. İ'nin anlamı satır, J'nin anlamı da sütun bilgisidir. Peki biz bunu karıştırsak, satırı önce sütunu sonra ya da sütunu önce satırı sonra alsak sonuç değişir mi? Sonuç değişmez arkadaşlar. Yeter ki doğru hücrenin olduğu noktayı biz biliyor olalım. Burada satırı önce sütunu sonra, bir sonraki B'de beklenen değeri hesaplarken sütunu önce satırı sonra koyarsak o zaman farklı yerlere hesaplarız. Her defasında aynı şekilde gideceksek hiçbir önemi yok. Ben satır itibariyle gitmek istiyorum. Yani 1'e 1 ilk öğretim ve dizi izleyenler için yapıyorum şimdi. Satır itibariyle gideceğime göre ikinci kez B1'e 2 dediğimde hesaplayacağım yer ilkokul mezunu ve eğlence programları izleyen bayanlar olacak. Dolayısıyla GIC dediğim yani gözlem değeri olarak da B1'e 2'yi hesapladığımda G1'e 2 ile kastettiğim yerim burası olması gerekiyor. Evet, B1'e 1'e hesaplıyorum. Şimdi 1'e 1'e hesaplayabilmem için yani ilk öğretim ve dizi izleyenlerin beklenen değerini hesaplayabilmem için bu hücrenin bulunduğu satırın toplamına gidiyorum. Ki bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı görüldüğü gibi 80. Yine bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamına gidiyorum ki bu da 90 çarpı 90 bölü genel toplama gidiyorum arkadaşlar. Bölü 200 diyorum. Ve bu bana bu hücreye ait beklenen değeri verecek. Sadeleştiriyorum. 36. Artık bu İlkokul mezunu dizi izleyen bayanlara ait bu 50 kişiye ait gözlem değerime ait beklenen değerim 36'ymış. B1'e 2 için yani ilk öğretim mezunu eğlence programı izleyenler için yapacağım. Ne yapmam gerekiyordu? Bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı ki 80 olarak verilmiş durumda. Çarpı bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamı 60 olarak verilmiş durumda. Bölü genel toplam. Sadeleştiriyorum. 24 olarak buluyorum. B1'e 3. İlk öğretim mezunu magazin izleyenler için yapıyorum. Bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı 80. Bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamı 50. Bölü genel toplam. 20. Aynı işlemi diğer hücrelerim. Yani orta öğretim için yapacağım. B2'ye 1 için orta öğretime dizi izleyenler bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı 60. Bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamı 90. Bölü genel toplam dedik ve 3, 9, 20, 7 yaptı. B2'ye 2.
Ortaokul ve eğlence programı bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı 60. Bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamı 60. Böyle genel toplam 18 yaptı. B2'ye 3 için orta öğretim ve magazin izleyenler bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı, bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamı bölü genel toplam dedik ve buradan 3, 5, 15 olarak hesapladık. Aynı şeyi 3. için yapacağım. B3'e 1 için yüksek öğretim mezunu ve dizi izleyenler bu hücrenin bulunduğu sütunun toplamı 90, bu hücrenin bulunduğu satırın toplamı 60 bölü genel toplam. Ne yapar? 3, 9, 27 yapar. B3'e 2. Yani yüksek öğretim ve eğlence için yapacağım aynı şeyi. 60 çarpı 60 bölü 200. 3, 6, 18 yaptı. Ve son olarak yüksek öğretim mezunları ve magazin izleyenler B3'e 3 için hesaplamamı yapacağım. 60 çarpı 50 bölü 200'den 2, 5, 10 olarak hesapladım. Artık beklenen değerleri biliyorum. Beklenen değerleri bildiğime göre ikinci aşama olan teste karar verdiğim ve test değerini ortaya koyacağım aşamaya geldim. Ki kare testi için formülü bir kez daha yazıyorum. Beklenen değer B, İ, C eksi gözlenen değer G, İ, C parantez karesi bölü B, İ, C beklenen değer şeklindeydi formül. Formülümü dizayn ediyorum. İlk gözlem değerim, ilk öğretim ve dizi izleyenler 50 kişiydi. Eksi, bu 50 kişiye ait beklenen değere bakıyorum, 36 karesi. Hemen aklınıza şu gelmiş olabilir, hoca yanlış yaptı. Neden yanlış yaptı? Çünkü beklenen değer eksi gözlenen değer formülü. Dolayısıyla ben gözlenen değer eksi beklenen değer şeklinde şu an dizayn etmiş durumdayım. Ve ilk aklınıza gelmesi gereken şey formül yanlış dizayn edildi. Yanlış dizayn edilirse ne olur? Eğer şu karesini almıyor olsaydım sonucu yanlış bulacaktım ve hipotezin belki de reddedilmesi gerekirken kabul edecektim ya da kabul edilmesi gerekirken reddetme durumunda kalacaktım. Ama karesini alıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bulacağım değer negatif bir değer asla olamayacak burada. Bulacağım değer daima pozitif değer olmak zorunda ve bunların yerinin değişmiş olması sonucu hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeyecek. Bölü beklenen değer. Toplama işlemim var, o yüzden 9 defa bu işlemi yapacağım. Çünkü 3'e 3 bir tablom vardı hatırlarsanız. 3 çarpı 3, 9 tane hücrem var. Aynı 9 tane bu işlemi tekrar edeceğim. İkinci hücrem, yani ilk öğretim ve eğlence izleyenlerin beklenen değeri 24'tü. Gözlem değerim 20 karesi bölü beklenen değer. Artı deyip devam ediyorum. İlk öğretim ve magazin izleyenler 20 eksi 10'un karesi bölü 20. Artı orta öğretim ve dizi izleyenler 20 eksi 27'nin karesi bölü 27 artı deyip devam ediyorum. ...18 eksi 30'un karesi bölü 18 artı 15 eksi 10'un karesi bölü 15 artı... Artık yüksek öğretimlere geldik. 27 eksi 20'nin karesi bölü 27 artı 18 eksi 10'un karesi bölü 18 ve son olarak yüksek öğretim ve magazin izleyenler için hesaplamamı yapacağım. 10 beklenen değerimdi. 30 gözlenen değerimin karesi bölü 30. Artık bu işlemi yaptığımda bulacağım ki kare değerimin sonucu 42,93. Artık ikinci aşamamı tamamladım arkadaşlar. 42,93 değerini buldum. Ki kare değerimin toplam değeri, yani bu işlemin bütün hepsinin sonucu 42,93 buldum. Üçüncü aşama
kritik değer aşamasıydı. De kritik değer dediğimiz şey tablo değildi. Ve tabloya bakabilmem için de bir serbestlik derecesine, bir de alfa bilgisine ihtiyacım vardı. Hatırlarsanız alfa için demiştik ki aksi beyan edilmedi ki sorumuzun içerisinde herhangi bir şekilde bize bir anlamlık bilgisi, sorunun içerisinde bize herhangi bir şekilde güven aralığı bilgisi verilmemişti. %5 anlamlıkla çalıştığımı ifade ediyor ve serbestlik derecesi satır eksi 1 çarpı sütun eksi 1 formülüyle hesaplayacağım bir değer. 3 satırım var, 3 eksi 1 çarpı 3 sütunum var, 3 eksi 1. Dolayısıyla 2 çarpı 2, 4 serbestlik derecesini ve %5 anlamlılığı kullanmam gerektiğini ifade ediyor. Ve buna ait kritik değerimi şimdi sizlerle birlikte 2 kare tablomuza bakarak bulacağız. Şu an elimde bir 2 kare tablomuz var. Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi hatırlarsanız 2 kare tablosunda satırda bize anlamlıklar, sütun da bize serbestlik dereceleri verecek ve serbestlik derecesini hesapladık. 4 serbestlik derecesi ve %5 anlamlık itibariyle, özür diliyorum %5 buradaymış. 4 serbestlik derecesi ve %5 anlamlık için okuyacağım kritik değer 9,48 ve o şekilde devam ediyor. Artık tabloya da baktığıma göre kritik değerimi biliyorum. Kritik değer bildiğim için çok rahat bir şekilde kritik değerimi yerleştiriyorum. Ve biraz evvel de söyledik. Karesini aldığım için asla negatif bir değer üretemeyeceğim. Asla bir negatif değer üretemediğime göre ben bir sağ kuyruk testi yapıyorum. Burası benim alfa bölgem. Burası benim 1 eksi alfa bölgem. %5 anlamlığa karşılık gelen tablo değeri 9,48. Kritik değeri bulduk. Kritik değeri bulduktan sonra bir sonraki aşama, 4. aşama karar aşamasıydı hatırlarsanız. Karar aşamasına geldik. Karar aşamasında hesapladığım bu değeri, yani 42,93 2 kare değerini bu tablo üzerine taşıyorum. Tahminen şurada bir nokta olsun, 42,93. Hangi bölgenin içindeyim? Alfa bölgesinin içindeyim. Alfa bölgesi içinde olduğuma göre H1 hipotezi kabul edilecek. Yani cinsiyetle, özür diliyorum cinsiyet diyorum, kadınların... Zaten kadınlarla ilgili bir araştırma yapıyorduk. Kadınların öğrenim düzeyleriyle tercih ettikleri TV programları arasında fark vardır demiş olduk. Ve bugünkü dersimizi burada nihayetlendirdik. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler, sağlıcakla kalın.